Bu videoda sizlere AliExpress'ten dropshipping yaparken kesinlikle kullanmanız gereken 8 Chrome uzantısından bahsedeceğim. AliExpress milyonlarca ürün çeşitliliğine sahip, dünyadaki en büyük online alışveriş sitelerinden birisidir. Bu sitede genellikle Çinli üreticiler satış yapmaktadır ve ürünlerin geneli Çin'de üretildiği için ürün fiyatları oldukça uygundur. Tüm bu sebeplerden dolayı AliExpress dropshipping yapanlar için en önemli pazarlardan birisidir. Bu videoda size bolca zaman kazandıracak, kaliteli ve karlı ürünlere ulaşmanızı sağlayacak ve işlerinizi kolaylaştıracak 8 Chrome uzantısından bahsedeceğim. Eğer AliExpress sitesinde dropshipping yapmak istiyorsanız bu 8 uzantıya kesinlikle ihtiyacınız olacaktır. Birinci uzantımızın adı AliSafe. AliSafe AliExpress sitesinden ürünün fotoğrafını indirmemize yarıyor. Örneğin AliExpress sitesine giriş yaptığımızda ürünün fotoğrafını indirmek istediğimizde hiçbir şekilde ürünün fotoğrafını indiremiyoruz. Sağ tuşa tıklayıp farklı kaydet desek bile ürünün fotoğrafını resim formatında indiremiyoruz. Gördüğünüz gibi HTML formatında iniyor. Biz bu ürünün fotoğrafını indirmek için Sev uzantısını tarayıcımıza yüklememiz gerekiyor. Uzantıyı yükledikten sonra tekrar AliExpress sitesine giriş yapıyoruz. Herhangi bir ürünün sayfasını açıyoruz. Gördüğünüz gibi ürün fotoğraflarının üzerine bir işaret geldi. Bu işarete tıkladığımızda ürünün tüm fotoğraflarını otomatik olarak indiriyor. Gördüğünüz gibi ürünün fotoğraflarını indirmiş olduk. Eğer ürünün açıklama bölümündeki fotoğraflarını indirmek istiyorsanız buradaki işarete tıklayarak ürünün tüm fotoğraflarını otomatik olarak indirebilirsiniz. İkinci uzantımızın adı Aliexpress Search by Image. Bu uzantı ile internette herhangi bir sitede gördüğünüz bir ürünün fotoğrafıyla Aliexpress'te satılıp satılmadığını kontrol edebilirsiniz. Örneğin Google'a Garden Water Gun yazdınız. Tarayıcınızda arattınız. Ürünün resimlerini açtınız. Bu ürünün AliExpress'te satılıp satılmadığını görmek için öncelikle bu uzantıyı tarayıcınıza kurmanız gerekiyor. Tarayıcımıza kuralım. Tarayıcımıza kurduktan sonra ürünün resmini açıyoruz. Sağ tuş. Bu ürünü AliExpress'te ara butonuna tıklıyoruz. Gördüğünüz gibi bu ürünü AliExpress sitesinde aradı ve bize ürünün satılıp satılmadığını gösterdi. Ürün satılıyormuş ve ürünün gördüğünüz gibi çeşitli fiyatları var. Biz bu ürünü Amazon'da arayalım. Amazon'a Garden Water Gun yazalım. Mesela bu ürünün fiyatı 13 dolarmış. Bu AliExpress'te satılıyor mu? Satılmıyor mu? Bakalım. Bu ürün AliExpress'te satılıyor ve ürünün fiyatı yaklaşık 10 dolara var. 11 dolara var. Bunlar farklı gözüküyor. Yani 10.79 dolara bu ürün AliExpress'ten satın alınabiliyor. Burada ise ise 14 dolar. Bir de eBay'den bir ürüne bakalım ebay sitesine girip garden için arama yapalım. Burada şu ürün 2326'dan daha fazla satmış. Bu ürüne bakalım AliExpress'te var mı yok mu? Ürün açalım, arayalım. Gördüğünüz gibi AliExpress'teki fiyatı yaklaşık 9 dolar, 7 dolar. 7 dolar hatta 4 dolara bile var. Tabi burada ürün 3 tane led var. Buradakinde 2 tane. Farklı kombinasyonlar olabiliyor. Ama mantık böyle. Bu şekilde dilediğiniz ürünün fotoğrafını taratarak Aliexpress'e satılıp satılmadığını kontrol edebilirsiniz. Üçüncü uzantımızın adı App Asistan. App Asistan ne işe yarıyor? Hemen görelim. AliExpress'te kitchen kategorisinde arama yapalım. Aramamızı yaptık. Ürünler bu şekilde geldi. Daha sonra App Asistan uzantımızı tarayıcımıza kuralım. Tarayıcımıza kurduk. Ve gördüğünüz gibi burada çeşitli yüzdeler yazmaya başladı. Bu yüzdeler bu ürünün satıcısının ne kadar iyi olup olmadığını gösteriyor. Yüzde oranı ne kadar düşükse satıcı o kadar kötü. Yüzde oranı ne kadar yüksekse satıcı o kadar iyi demek. Örneğin burada gördüğünüz gibi ürünün zamana göre fiyat değişim grafiğini görebilirsiniz. Ve burada bu satıcının neden iyi neden kötü olduğu yazıyor. Bunu Türkçe çeviri yaparak daha rahat okuyalım. Burada satıcının artı özelliği. Satıcı 2 yıldan fazla bir süredir piyasadaymış. Bu artı özellik olarak geçiyor. Alıcılar satıcıyla iletişimde neredeyse hiç sorun yaşamıyor. Bunun anlamı satıcıya mesaj yazıldığında geri dönüşler hızlı olduğunu gösteriyor. Yani satıcı bir sorun çıktığında mesajlara hızlı bir şekilde cevap veriyor. Olumsuz özelliği bir siparişi gösterirken veya teslim ederken bazen gecikmeler meydana gelebiliyormuş. Bu şekilde satıcının olumlu olumsuz özelliklerini görebilirsiniz. Ve bu ürünün drop shippingini yapıp yapmamanız konusunda size yararlı olacaktır. Dördüncü uzantımızın adı Ali Tools Shopping Asistan. Hemen bu uzantımızın ne işe yaradığını görelim. Uzantımızı kuruyoruz. Uzantı bizi otomatikmen AliExpress sitesine yönlendirdi. Ve otomatik olarak bir ürün seçti. Bu uzantımız da bir önceki uzantıya benziyor. Genel olarak ürünün istatistiklerini, ürünün satıcısının ne kadar iyi, ne kadar iyi olmadığını bize gösteriyor. Örneğin burada fiyat grafiğini görebiliyoruz. Diğer uzantımızda olduğu gibi tarihlere göre değişimini. Daha sonra satıcının derecesini görebiliyoruz. Burada satıcının neden iyi neden kötü olduğunu gösteriyor. Satıcı hızlı kargolama yapıyormuş. %5 alıcıyla sadece sorun yaşamış. Genellikle alıcılar satıcıdan memnunmuş. Ürün açıklamalara uygunmuş gibi birçok yazı yazıyor. Bu şekilde satıcının ne kadar iyi olup olmadığını bize gösteriyor. Bu satıcı %93 oranında iyiymiş. Daha sonra 500 tane fotoğraflı yorumu varmış ürünün. Yani ürünü alanların çoğu fotoğraflı yorum yapmış. Burada ürünün kalitesini amatör çekimlerle görebilirsiniz. Bu ürüne benzeyen 45 tane daha ürün varmış AliExpress sitesinde. Ve eğer bu ürünü beğendiyseniz de burada kalp butonuna basarak ürünü kaydediyorsunuz ve daha sonra dilerseniz ürüne tekrar bakabilirsiniz. Bakmak için de buradan açıyoruz. Gördüğünüz gibi Paradox kısmında beğendiğimiz ürün arşivde kayıtlı bir şekilde duruyor. Bu uzantımız da bu şekilde. Beşinci uzantımızın adı Ali Assistant and Cashback. Bu uzantımızın bize faydası AliExpress'ten bir ürün aldığınızda bu ürünün belli bir yüzdesi kadar parayı size geri iade ediyor. Peki bu nasıl oluyor? Hemen görelim. Öncelikle bu uzantıyı tarayıcımıza ekliyoruz. Daha sonra uzantının bizi yönlendirmiş olduğu siteye deals99.com sitesine üye oluyoruz. Buradan sign up diyoruz. Buraya e-mail adresinizi, şifrenizi ve kullanıcı adınızı yazmanız yeterli oluyor. E-mail adresimi yazıyorum. Daha sonra sign up diyoruz. Gördüğünüz gibi hesabınız açıldı. Buradan toplam kazanmış olduğunuz bonusları, yani para iadelerini görebilirsiniz. Biriken paralarınız da buradan Dilerseniz tekrar AliExpress sitesi üzerinden yaptığınız alışverişlerde kullanabilirsiniz. Ya da Amazon Gift Card veya PayPal'dan paranızı geri alabilirsiniz. Peki, keşfek cashback almak için ne yapmanız gerekiyor? AliExpress sitesine giriş yapıyoruz. Buraya bir rastgele kategori ismi yazıyorum. Buradaki bir ürüne tıklıyorum. Buraya bir kutucuk gelmesi gerekiyor. Gördüğünüz gibi geldi e, cashback'i yani uzantımızı aktif etmek için bu butona tıklıyoruz. Biraz önceki üyelik açtığımız siteye giriş yapmamızı istiyor. Giriş yap diyoruz. Daha önceki almış olduğunuz kullanıcı adı ve şifre bilgileriyle bu siteye giriş yapıyorsunuz. Ve giriş yaptıktan sonra sayfayı yenilediğimiz zaman eğer bu ürünü alırsanız %3.5 buçuk Size geri para iadesi yapacak Yani eğer e, Buradan seçelim 26 doların %3.5 değerindeki para iadesi size geri iade olacaktır Altıncı uzantımızın adı Aliexpress coupon finder Bu uzantı ile Aliexpress'teki indirim kuponlarını yakalayabilirsiniz Bunun için öncelikle bu uzantıyı tarayıcınıza yüklemeniz gerekiyor tarayıcımıza yükleyelim. Tarayıcımıza yükledikten sonra off şeklinde yükleniyor. Biz bunu aktif etmemiz gerekiyor. On konumuna getirmemiz gerekiyor. Bu için bunun üzerine bir kere tıklamanız yeterli. Aktif ettikten sonra son bir kez daha üzerine tıklamanız gerekiyor. Buradaki seçeneklerden normal moddan drop shipping moduna almanız gerekiyor. Ve daha sonra Aliexpress'e girmeniz yeterli. Ben daha önceden klavyeler için bir arama yapmıştım. Buradan bu klavyeyi açıyorum. Gördüğünüz gibi buraya bir kutucuk yükleniyor. Burada bize bu ürünün indirim kuponu olup olmadığını gösterecek. Ve gördüğünüz gibi 1 dolarlık indirim kuponu söz konusuymuş. Eğer bir tane alırsak 1 dolar. Eğer iki tane alırsak 4 dolar. Eğer 3 tane alırsak da 8 dolar indirim kuponu elde etmiş olacağız. Bu uzantıyı da bu şekilde kullanarak ürünü daha ucuza alıp daha fazla kar elde etmiş olacaksınız. Ve 7. uzantımız Ali Hunter isminde bir uzantı. Belki de AliExpress'te dropshipping yaparken işinize en çok yarayacak uzantı bu. Çünkü bu uzantı ile e, trendte olan ürünleri görebiliyorsunuz. En çok satılan ürünleri, en çok sipariş verilen ürünleri, bu ürünlerin satış grafikleri vesaire birçok bilgiyi görebilirsiniz. Bunun için öncelikle tarayıcınıza bu uzantıyı yüklemeniz gerekiyor. Yükledikten sonra AliExpress sitesine giriş yaptığınızda ana sayfada direkt olarak trenddeki ürünleri görebiliyorsunuz. Buradan en çok satılan ürünleri görebiliyorsunuz. Mesela bu ürün 14.000 tane sipariş verilmiş. Buradan ürünün siparişlerini görebiliyorsunuz. Örneğin bu tarihte 84 tane, 7. ayın 25. 2021'de 2.502 tane. Daha sonra zirveyi ise 8. ayın 3. 2021 tarihinde 8.204 sipariş alarak yapmış bu ürün. Ve burada da fiyat grafiği gözüküyor. Ee, Temmuz'da yaklaşık 4.66 civarındayken daha sonraki zamanlarda Temmuz sonlarına doğru 2 dolara inmiş gibi inceleyebilirsiniz. Veya buradan direkt ürünün ana fotoğrafında indirebilirsiniz. Ya da kategorilere göre arayış yapabilirsiniz. Örneğin mutfak kategorisinde ürün satacaksınız. Buradan mutfak kategorisinde ürün aradığımız zaman mutfak kategorisinde en çok trendli olan ürün buymuş. 738 tane sipariş almış. Veya uzantıya buradan direkt tıklayarak ürün hakkında biraz daha detaylı bilgi sahibi olabilirsiniz. Buradan ürünün satılma grafiğini toplam yorum sayısını gibi birçok şeyi buradan görebilirsiniz. Örneğin %90 5 yıldız almış. 4 yıldız %6 almış. Bu gibi birçok bilgiye buradan inceleyerek sahip olabilirsiniz. Aliexpress ana sayfasına girelim. Buradan bu uzantıyı açtığınız zaman Buradan kategorilere göre hangi ürünlerin trendli olduğunu görebilirsiniz. Örneğin elektronik kategorisinde bu ürün trendliymiş. 108 tane sipariş alınmış. Bu kategoride en çok satılan ürün ise buymuş. 365 sipariş almış. Veya buradan alt kategorilere de bakabilirsiniz. Bu uzantıyı kullanarak hızlı bir şekilde ürün bulup bu ürünleri satabilirsiniz. Ürünün araştırmasını kolaylıkla yapabilirsiniz. Ve zamandan da bolca tasarruf etmiş olacaksınız. 8. ve son uzantımızın adı AliExpress Parcels. Bu uzantı nedir, ne işe yarar? Bu uzantı siparişlerinizi takip etmenize yarar. Örneğin, binlerce sipariş aldınız ve bunların drop shipping'ini AliExpress'ten yaptınız. 1000 tane ürünün e, alıcıya ulaşıp ulaşmadığını kontrol etmek imkansıza yakın, yani yapılamaz. Tek tek sipariş numaralarını kontrol ederek ürünün alıcıya ulaştı mı ulaşmadı mı bakmak gerçekten çok zor. Veya size IB'deki alıcı sorabilir "Benim ürünüm nerede?" diyebilir ve siz onun tracking number'ını ararken birçok zaman kaybedebilirsiniz ve ciddi sorunlar ortaya çıkabilir. Bu durumu önlemek için öncelikle bu uzantıyı tarayıcınıza yüklüyorsunuz. Ürün tarayıcımıza yüklendi. Benim burada geçmiş zamanlarda yapmış olduğum bir sipariş var. Bu siparişi e, takibe almak için bunu otomatik ya da manuel olarak yapabilirim. Ben size burada manuel yapmayı göstereceğim. Eğer otomatik yapmak isterseniz buradan sign in aliexpress dediğinizde sayfası yönlendirecek ve otomatik olarak yapmış olacaksınız. Manuel olarak yapmak için buradan tracking number'ınızı eklemeniz gerekiyor. Takip numarasını buraya, müşterin ismini de buraya yazıyorum ki ileride aradığımda kolaylıkla bulabileyim. Ekledim. Gördüğünüz gibi buraya bir sürü ekleyebilirsiniz. Ve bunları da kolaylıkla takip edebilirsiniz. Örneğin ben buradaki e, siparişimi takip etmek istiyorum. Tıkladığımda buradan sipariş bilgileri gelecektir. Bu sipariş oldukça eski olduğu için görünmüyor. Ama yeni sipariş olsaydı orada tüm detaylarıyla birlikte gözükecekti. Bu şekilde e, aldığınız ürünlerin kargosunu rahatlıkla takip edebilirsiniz. Videomuz burada sona ermiştir. Daha fazlası için kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Herkese bol kazançlar dilerim.